Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için Bitcoin Ultimatum'dan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Bitcoin üzerinde olan bir fork girişimi gerçekleşti. Ve bu fork esasında Bitcoin Ultimatum denen bir proje meydana geldi. Ve Bitcoin Ultimatum'un diğer projelerden farkı nedir? Üstünlükleri nedir? Bize ne avantajlar sağlayabilir? Bunların hepsinden sizlere bahsedeceğim. Bugün görüntülü bir video yapmak istedim sizler için. Ve umut ediyorum ki bu videoyu beğenirsiniz ve ileriki zamanlarda da böyle işte cam kullanarak videolar yapabiliriz ve sizin beğeninizi kazanırız Allah'ın izniyle. Şimdi Bitcoin Ultimatum'dan bahsedeceğiz. Bakalım Bitcoin Ultimatum nedir, ne işe yarıyor? İlk önce bunun web sitesinden bahsedeceğim. Web sitesi nedir, ne işe yarayacaktır? Bunlardan sizler için bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi Bitcoin Ultimatum'un web sitesindeyiz şu an. Bakalım bu proje ne işe yarıyor, hangi teknolojileri, blockchain teknolojisinin hangi yönlerini bizler için iyi kılabiliyor. Şimdi bakalım arkadaşlar, geçelim ilk önce burada Bitcoin Ultimatum'un Telegram adresine bakalım. Bakalım burada sohbetler gidiyor Bitcoin Ultimatum ile ilgili olarak. 11.000'den fazla üyesi var ve burada pin yapılan sabitlenen mesaj var. Burada da Bitcoin Ultimatum ile ilgili 21 Ocak tarihinde olacak ve diğerlerinde olacak yeniliklerle ilgili olarak fork ile ilgili olan bilgi var. Bakın burada gelecek ayın 5'inde fork olacaktır. Bu girişim gerçekleşecektir ve bu da Bitcoin Ultimatum'a daha avantajlar sağlayacaktır. Ve şimdi bakalım burada CPU airdroplardan bahsetmişler. Bakın burada airdropları vardı. 500 dolara kadar airdroplar veriyordu. Ama şimdi o airdroplar bitti ama proje devam edecektir. Bakalım bu proje bizlere neler vaat ediyor. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi insanlar sohbet ediyorlar projede. Şimdi geçelim Bitcoin Ultimatum'un web sitesine. Bakalım web sitesinde neler var. Burada About Us bölümüne geldiğimiz zaman burada blockchain ile ilgili olarak Bitcoin Ultimatum ile ilgili olarak bilgiler yer alıyor. Ve takımın blockchain teknolojisi üzerinde yapmış olduğu işler, transaction'ların yani bu hızlandırmaların daha hızlanacağı, yani transferlerin daha hızlanacağı ve blockchain onaylarının, confirmlerin, transaction confirmlerin daha çabuk olacağı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Ve burada da BTC ile ilgili olarak işte birebir Bitcoin olanlara dağıtıldığını BTC'nin ve mining'den bahsedildiği ve diğerlerini görebilirsiniz burada. Burada arkadaşlar takım var. Takımda biz şef olarak, CEO olarak burada Erikman'ı görüyoruz. Erikman ile ilgili burada bilgiler var. Coin Market Cap ile ilgili olan kısımları var. Yani bu Coin Market Cap'te de çalışmış bir insan. Ve diğeri de arkadaşlar Dennis Guarda, mesela Strategic Development Officer'dır bu. Onunla işte Business Console'la ilgili olan platform yaratmıştır ve birçok platform, meşhur olan, popüler olan platformları yöneten insanlar bunlar, bu projeyi yapanlar. Onun için de Bitcoin'le birebir dağıtılıyor. Ve burada diğer arkadaşları da görüyoruz. İşte Nikolay Udainski, Bogdan Prolepa, sonra Andriy Sarenenko, Juliet Su ve Vadim Yarmak'ı da burada projenin işte marketing yöneticileri, business development'lı, chief technology officer'ı ve diğerleri gibi görebiliyoruz arkadaşlar. Burada ambassador'lar var. Ambassador'larda baktığımız zaman Nikolay Şilevi, Ivan Ivanov, Erik Aleksandr, Sergey, Luisa'nın, Konstantin'i ve Andrei'yi görüyoruz. Ve burada arkadaşlar BTCO ile ilgili olan partner bölümüne bakmak gerekirse bu projeyi destekleyen birçok büyük firmalar var. Mesela CoinSuite ile ortak olarak çalışıyor bunlar. Nasıl ortak olarak çalışıyor? Mesela CBO airdrop döneminde CoinSuite ile birlikte yürüttüler bu işi. Ve şimdi burada collaboration bölümüne geldiğimiz zaman biz partnerler sırasında CoinSuite'i görüyoruz, Profit'i görüyoruz, Unique'i görüyoruz, Open Business'i görüyoruz, CityABS'ni görüyoruz, Atomic Wallet'i görüyoruz. Ve arkadaşlar burada CityABS'ni gördüğümüz zaman arkadaşlar bakın burada CityABS büyük bir yatırımlar, bakın dünya üzerinde birçok yerlerde işler yapan bir büyük bir şirkettir. Bu teknolojiyi destekleyen bir şirkettir. Ve bunun da BTCO ile ortak olması tabii ki BTCO'nun ileriki zamanlarda daha büyük bir fiyata geleceğinden, daha büyük bir şirket olacağından haber veriyor.
Burada İdna teknolojisini de görüyoruz. Bakın burada işte mobil teknolojilerde İdna'nın büyük bir rolü var. İdna'nın kendisinin de CNBC'de, Business Insider'da, Cointelegraph'da birçok yerlerde biz metinlerini görebiliriz, haberlerini görebiliriz. Bakın bu projede Bitcoin Ultimatum'un partner projesidir ve esas da CoinSpeed'dir arkadaşlar. CoinSpeed şu anda dünya üzerinde bayağı bir yer almaya başladı. Mesela staking pool'ları var, işte listinglerin, IO'ların geçirilmesi var. Ya işte diğer pool'ların var. Ya burada bakın Sebo airdrop'la ilgili, bakın burada airdrop'la ilgili bilgi var. PTC onun fork'u gerçekleşecektir. Ve Sebo'yu token'lar verilecektir. Bu token'larla ilgili bilgiler var arkadaşlar. Bu token'lara kayıtlar daha önceden başlamıştı. Ben daha önceki videomda da bundan haber vermiştim bu arada. Ve burada da BTCO ile ilgili olan bu gelişimi görüyoruz ve BTCU ve Sebu airdrop'u gerçekleşecektir arkadaşlar. Ultimatum'la ilgili olarak yapmış olduğumuz bölümde medya partnerlerini görebiliriz. Mesela BTCO Entrepreneur'da, Investing.com'da yer almış. Bakın mesela Investing.com'a gidelim bakalım. Forbes çok popüler olan bir haber yeri. Yani işte iş alanlarında, business sahasında Forbes'tir, Investing'tir, Forbes'tur, CoinSpeaker'dır. Bunların çok önemi var. Mesela Investing.com'da Bitcoin Ultimatum geliyor. Bununla ilgili haber yapmışlar arkadaşlar. POS ve POV Mining'i destekleyen bir projedir ve burada Manik'ten de sohbet gidiyor. Sonra Forbes'te yer almış. Forbes'te de bakın Bitcoin Ultimatum'la ilgili olan bölümler var. Bakın burada da haberler yer almıştır. Forbes'te ForkLog'da, CSN'de, Kuanda Bitcoin'de, TechWorld'de ve birçok yerlerde, BTC123.com'da birçok yerlerde haberlerini siz görebilirsiniz. Aynı zamanda bunu medyada takip edebilir ve kendi medya kanalları da vardır. Mesela Medium kanalında siz Bitcoin Ultimatum'la ilgili olan blockchain forkundan, bakın yeni nesil blockchain forkundan bahsediliyor. Burada takımın işte çalışmasından ve yeni nesil Bitcoin'in işte çıkmasından bahsediliyor. Bakın burada da BTCO ile ilgili olan haberleri görebilirsiniz. Burada da okuduğunuz ve gördüğünüz gibi haberler var. Bakın Next Generation Bitcoin Ultimatum'la ilgili olarak. Şimdi burada bir de Bitcoin Ultimatum'un white paper var. Bakın white paper nedir arkadaşlar? White paper bir projenin tanımıdır. Yani biz onu tanımak için white paper'ını tanıyoruz. Introduction'ı tanıyoruz. Yani tanıtımını bize white paper ile yapıyor ki ben bu iş yapacağım, şu işi yapacağım. Hepsini biz white paper ile görüyoruz. Şimdi white paper'da bakın introduction bölümünde, yani tanıtım bölümünde transferlerin anonimliği, işte gelişimle ilgili olarak, merkeziyet ve merkeziyetsizlikle ilgili olarak, transaction ve transferlerin hızı bakımından, hangi ağ kullandığından, özel ve herkese açık transferlerden, ana transferlerden ve ağdaki smart kontratlardan ve diğerlerinden bahsetmişler. Bakın burada da bu projenin neler yapmasından, BTCO'nun yapmış olduğu işlerden ve diğerlerinden burada bakın görmüş olduğunuz gibi bahsedilmiştir. Burada da biz bunların hepsini görebiliriz. Bakın BTCO 151, BTCU 152 ve burada olan swap işlemlerinde, swap teknolojisinden bahsetmişler. Ve birçok işte bu projeyle ilgili bilgileri buradan alabiliriz arkadaşlar. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi nodlardan bahsediyor, kullanmış olduğu farklı teknolojilerden bahsediyor ve böylelikle projeni bize tanıttırıyor, resmen tanıttırıyor. Ve şimdi bakalım arkadaşlar, burada Ambassador'lar bölümüne baktık. Şimdi sayfanın yukarı kısımlarına gidelim ve burada bakın arkadaşlar, cüzdanlardan bahsediliyor. Wallet nedir arkadaşlar? Wallet BTCO cüzdanları var. BTCO tokenlarınızı bu cüzdanlarda saklayabilirsiniz. Kullanıcı dostu, güvenli ve size özel olan ve anonim olacak ve otomatik işlemlerini yapabileceği bir BTCO cüzdanını görüyorsunuz. Bakın bunu bilgisayarınıza indirerek aynı zamanda coin, minted coin, yani stake'ler yapabilirsiniz. Staking rewards'lardan gelirler elde edebilirsiniz. Bunların hepsini bu projeyle yapabilirsiniz. Ve burada store bölümü var. Bakın BTCO store'dan bahsediliyor. Marketi var.
BTC Oro tokenlerinizle birlikte ya işte onun fork olan tokenlerle birlikte siz işlemler yapabilirsiniz. Mesela market açılacaktır ve bu markette siz diğer işte eBay gibi alışveriş sitesi olacaktır ve siz buradan BTC olarınızla yani dolarla, PayPal'la ya diğerleriyle değil BTC tokenlarınızla, coinlerinizle siz işlemler yapacaksınız. Ama böylelikle de işlemler gidecektir. Bu Hong Kong'a ait olan, Çin'e ait olan Shangwen'e ait olan bir projedir ve burada airdrop'lar geçiren bir projedir. Yani birebir Bitcoin ile fork yapan bir projedir ve kendine ait seviye forku olan bir projedir. Öbürlükle de bunlardan bahsediyoruz. Ve bir de Explorer var. Kendine ait olan Explorer var. Explorer nedir arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz gibi bir blockchain'i var eden ve onun izlenilmesini var eden bir şeydir Explorer ve biz de burada Transaction ID'mizi yazarak yahut da ki BTC adresimizi yazarak transferlere blockchain Explorer üzerinden bunun blockchain özel on blockchain Explorer üzerinden bakabiliriz arkadaşlar. Burada da BTC ile ilgili olan işte diğer bilgileri ve umumen işlerin gidişatı ile ilgili bilgileri tam olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yeniden gelelim BTC Telegram adresine ve burada arkadaşlar insanların sohbetlerini görüyoruz ve BTC ile ilgili olan bakın burada ben Twitter adresini almak istiyorum. Şimdi burada Twitter adresini kopyalayalım ve girerek Twitter adresinde neler var BTC ile ilgili olan onlara bakalım arkadaşlar. Şimdi Lepos ve POA teknolojisine dayanmış olduğu bu projeden bahsediliyor. Burada BTC ile ilgili olan stratejik bilgilerden bahsediliyor. BTC U'nun Erikman'ın söyledikleri ile ilgili olan bilgiler var ve burada fork'la ilgili olan bilgiler var. İşte bu Bitcoin Ultimatum'un fork'undan bahsediliyor burada. Ve burada birçok haberleri görebilirsiniz Bitcoin Ultimatum'la ilgili olan kısımlardan. Ve böylelikle de daha büyük bir işler ve işlemler için burayı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada da tüm bilgiler yer alıyor. Ve Bitcoin Ultimatum'un kullandığı sistemler, bizi gerekli olan sistemler ve Bitcoin Ultimatum ile ilgili olan diğer tüm bilgileri sizlere vermeye çalıştım. Bakın burada daha iyi anlamak için bu kısmı Türkçe'ye tercüme edip bunu da kolay bir şekilde Chrome üzerinden yapabilirsiniz. BTC o anda düzenleyiciler, distribütörler ve doğrulayıcılar, yetkili danışmanlar, blok zincir şirketleri ve ana düğümler üzerinde kontrol sahibi olacak kripto barzolar olacak. Bu karar ağı boşaltmak ve klasik aşırı enerjiyi yoğun madenciliğinden kaçınmak için verildi. Bu nedenle BTC blok zinciri Lepos'un kullanıcılar tarafından madencilik için kullanılacağı POA'ya birlikte Lepos madenciliği algoritmasına ve işlem doğrulamasına POA'ya dayanacaktır ve Bitcoin bakiyenize birebir olarak BTC verilecektir diye bilgiler var ve burada da diğer haberleri izleyebilirsiniz. Topluluğa katılabilirsiniz. Telegram, Medium, LinkedIn ve diğer işte kanallarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu proje ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Siz de projenin ne olması ile ilgili olarak, proje ile ilgili olarak herhangi bir sorunuz olursa o zaman Telegram grubumuza ya da ki YouTube üzerinden yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve benim de bildiğimi cevaplandıracağım, bilmediğimde diğer arkadaşlar cevaplandırır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni bir projelerde, daha güzel bir projelerde ve daha bedava olacak bir projelerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.